damla damla akışını izle. Şimdi ben elmas 3-2-1 elede oynasam buraya ne girerdim biliyor musunuz? Bunu girerdim. Çünkü Aziz sürekli bizi dürtüyor ve canımızı doldurmamız gerekiyor. Ama ben şu an bronzda ve gümüşteyim. Yine yere kızart gireceğim. Göreceksiniz, mesafesini koruyamadığı için benden her Q yediğinde adam ölecek. Bu elolarda oynayan herkes bunu sabit bir şekilde girebilir ve kafasına gidip Q attığında her zaman her karaktere karşı kazanacaktır. Şimdi Doran yüzü 2 pot aldım. Eğri kızart oynuyorum. Azir benden her Q yediğinde ölüme daha fazla yaklaşacak. O yüzden sürekli agresif oynamaya çalışacağım. Agresif Q'lar ve oto ataklar atmaya çalışacağım. Çünkü onun can doldurma özelliği yok. Ve benim canım ne kadar az olursa o kadar fazla vuruyorum. Bakın son direniş. Son direniş. Ne kadar azsa canım o kadar. Oyuna başlar başlamaz buraya giriş yapıyorsunuz. Bakın buraya buraya. Buraya değil buraya. Bu çalıya gir. Birazcık bekliyoruz bu çılda. Sağ sol yapın, birazcık clean'inizi şey yapın. Isıtın, elinizi ısıtın, mouse hareketlerinizi ısıtın. Minyonlar harekete geçti. Sesini duyduktan sonra buraya giriyorsun, totiş bırakıyorsun. Tamam. Sonra buradan çekiliyorsun. Bu totem ne işe yarıyor? Bu totem jungle'ın nereden nereye petting attığını, jungle döndüğünü ve biz nasıl konumlanabiliriz ve aynı zamanda takım arkadaşlarımız aynı. Ona göre konumlanabiliriz. Şimdi normalde ben Q ile başlarım değil mi? Ama gümüş elindeyiz. Bu Azir benden Q yiyecek mi? Ben yiyecek diye düşünüyorum. Bakalım. Derken geri döndü. Ot atak attı. Mesela gördün mü? Yani. O yüzden Mion'a vurmadım. Azir'le başladım. Azir'e ot atak atarak başladım. Andaki my bad benim hatam. Kırmızı Q'm var. Şimdi agresif ot atak Q atmaya çalışacağım. Bir yandan Mion aldım. Bir yandan kırmızı Q attım. Eğri kızartı niye oynadığımızı şu an anlıyor olmanız lazım. Ve canım ne kadar azsa o kadar daha fazla vuruyorum. Dikkat çekmek istiyorum size, bak buna. Last stand'in bir anda bir yandan gözünüz bunda olsun, tamam mı? Benim canımın az olması Azir için daha problem. Benim için problem değil. Haberiniz olsun. Ben zaten Vlad oynuyorum. Alın. Ben pot basmadan canımı Azir pot basmış şekilde doldurabiliyorum. Azir pot bastı, canını o şekilde doldur. Ben pot basmadan doldurdum ve hala da 2 tane potum var. Yani bu ne demek oluyor? Ben çok daha fazla agresif oynayabilirim demek oluyor. Çünkü benim pot avantajım var. Hani Azir'in kafasına gidip saçma sapan bir trade atsam bile yine o trade'i kazanacağım. Çünkü pot fazlalığım var, artı Vladimir oynuyorum. Ama şu anda öyle bir mesafede değilim. Bak şu an öyle bir mesafedeyim. Ghost'u basıyorum. Çünkü W'm yok, bu adam bayağı damage vuracak bana. Kırmızı Q atıp bunu alalım. Level 3 Briar bot lane'den gank geldi. Ghost'u hemen gördüğüm gibi bastım. Aslında çoğu Vlad oyuncusunun yanlış yaptığı şeylerden bir tanesi de Ghost mesela çok geç basıyor. Damage yedikten sonra falan basıyor. Yapmanız gereken şey, gördünüz ya adamı, bas. Yani bir tarafına sokmayacaksın yani Ghost'u, bas. Onu basmazsam benim canım çeyrek kalacaktı. Gördüğüm gibi basmasam canım çok daha az şu an ve koridoru oynayamıyordum. Ben Ghost'u erken bastığım için hala daha 2 tane botum var. Kesebilir miyim diye bakıyorum da. Yetmedim. Yeter diye düşünmüştüm, yetmedim. Okey, enter. Devam edelim. Şimdi genelde bu eloların problemi bir jungle bir yere gank attığında 30 kere de aynı şekilde gank atmaya devam ediyor. EQ atıyorum, kuleş atı yemem bir problem teşkil etmiyor. Evet, yani klasiko. Klasiko. Bu olacak, bu olacak. Merak etmeyin. Bu sizin de başınıza gelecek. Çünkü bu adam şu an oyunun, kendi oyunu bitirdiğinin farkında değil. Yaptığı işin, oha ben Vlad'ın oyununu bitiriyorum. İşte oyunu, Vlad'ın oyunu bitirirsem oyunu kazanırım diye bakıyor ama yanlış yaptığı bir şey var ki kendisine odaklanmamak. Şu an kendisine odaklanmıyor. Ne kadar hızlı minyon keserse, ne kadar fazla jungle dönerse, ne kadar dakikanın önüne geçerse o kadar iyi. Ama işte bunun daha iyi olduğunu düşün. Bu yanlış. Şu an koridor bize pushluyor ve benim Ghost'un flash'im yok. Biraz daha sakin oynamaya çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu elolarda bir yere gank atarsa oraya tekrar tekrar gank atacaktım. Ama sen ne yaptın? Oho, bizim Viego o kadar kötü ki. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Briar bot lane'den Briar bot lane'den oyuna başladı. Buradan adam
Buraya aldığını bilmesine rağmen buradaki jungle'ı almaya gitti. Şimdi kendi Blue Side'ını da kaybedecek. Buraya dönmediği için. Yani adam sadece bomboş dolaştı. Briar'in yaptığı hareketler ne yazık ki mantıklı oldu. Viego yüzünden. Her neyse, biz ilgilenmiyoruz Viego'yla. Ölsün. Çok dert değil yani. Minyon keseceğiz şu an. Ya yapacak bir şey yok. Spellerimiz yok. Değil mi? Geriye düştük. Geriye düşmedik ama düşürüldük diyelim. Canım ne kadar azsa o kadar fazla vuruyorum. Aklında bulunsun. Şu an Q atarsam çok daha fazla vuracağım. Bakın. Damage'ımı gördünüz mü? Ekstra last stand'in vurduğu hasara bakın. Zaten Vladimir'i oynuyorum. Beni öldürebilecek bir karakter değil Azir bu seviyede. O yüzden problem değil. Alt level olacağım. Timer'ı kullandım. Ultiye bastım. Şimdi bu adamı buradan kovuyorum. Durmaya karar verirse durabilir. Sıkıntı yok. Hemen canımı dolduruyorum. Ve minyonlara buradan last hit atıyorum. Arkadaki minyonları ittireceğim. Ve ghost'um gelmek üzere. Attığım ultinin ne kadar iyi olduğunu gördünüz mü? Adamı öldürmeme gerek yok. Adamı öldürmüş gibi bir şey oldum şu anda, farkındaysanız. Ve kanon kaybettirdim. Kanon kaybettirip üzerine bu wave'i crashletiyorum. Ve TP'si olan Azir'i TP atmaya zorluyorum hiçbir şey kaybetmeden. Hiçbir şey kaybetmeden. Vladimir oynarken gereksiz eşyalara, mitik eşya öncesi bu gibi eşyalara tıklamayın. Zaten Vlad oynuyorsun. Buna tıklamana gerek yok. Buna tıklarsan da bunu almayı geciktireceksin. Sadece bunu bitirecek hareketler yapmaya çalış. Bu. Ayakkabı alabilsin. Onda sıkıntı yok. Karamür de alabilsin. Ama lütfen totem ve poda tıklamamaya çalış. Şimdi Azir top lane'de değil mi? Azir top lane'e gidiyor. Bakın Azir şu anda top lane'de. Görüyor musunuz? Kill alsa bile o adamın aldığı kill'i en azından ben buradaki minyonları ittirdiğim için minimuma indirmeye çalışacağım ama Cannon Wave olduğu için bir şey kaybetmeyecek. O yüzden gayet iyi bir zamanda roam attı diyebiliriz Azir'e. Azir şu an iyi oynadı çünkü Cannon Wave. Lan plate alalım. Ben ittirip plate aldım karşılığında. Shutdown alan bir Azir var, haberiniz olsun. Bir kırmızı Q atalım, geri çekilelim. Cannon Wave olmasaydı kaybedecekti ama ben bu wave'i ittirerek plate aldım. Aynı zamanda kırmızı Q atabildim. Fakat Kemal önce şeytan küllat ben gülümse mi düşüyor? Yo, şeytan küllat her zaman alman lazım ya. Şu an gayet iyi bir konumdayım. Yapma ya. My bad, my bad. Yapma ya. Ultisi var mı acaba? Dur bakalım. Tamam, flash'ını aldık. Yapma ya, my bad. Adamı solo killemiştik de. Öyle bir denk geldi ki ultiyle adamın ace'i. Adam Azir ace'iyle biraz ultisi de hoşladı az önce. Flash yok bu arada. Ghost'un devam ediyor arkadaşlar. Tamam, güzel. Aa, nereden geliyor? Aa, TP'si yok Azir'in. Briar bot lane'de buraya hızlı bir şekilde ittirebilirim. Ve bunu ittirdikten sonra base... Oo, mama mimi ya mama mi. Oy 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 oy. Aa, çok enti, çok enti. Word, adam öldü çünkü. Word oğlum, saçmalama. Öyle bir şey yok. Oradaki iki tane wave'i kaybetti. Outlook spray aldı. Öyle bir şey yok yani. Artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Şimdi ben burada niye daldım Azir'e? Bir, Azir eğri kıza... Legit. Azir eğri kızart bir Vladimir'i, bu eşyalar sahip olan bir Vladimir'i asla birebir de kesemez. Zaten dediğim gibi eğri kızart alma sebebim elmas ve altında bütün Azir'ler, Orianna'lar, Syndra'lar karakterinin menzil avantajını, karakterinin gücünü kullanamayacaklar. Dolayısıyla eğri kızart al, agresif ürünlere sahip olduğun için birebirlerden her zaman üstün çıkabilirsin. Şimdi Teemo top lane'de Briar gelebilir bize ama sıkıntı yok. Viego ile Thresh aşağıda. Plate almayı tercih ediyorum. Base atmak yerine plate almayı tercih ediyorum. Bir daha geldi Azir ama bu sefer ultisi var. 40 saniye sonra benim de ultim gelecek. Şu an girdiğim her takas onun için ölümcül. Haberiniz olsun. Yani gideceğim Q atacağım kafasına. Ben geri Q yersem, auto atak yersem Azir'den her türlü vur. Çünkü Vlad oynuyorum, merak etmeyin. Canım ne kadar azsa o kadar da vurduğum için. Şu an eğri kızart çalıştırmaktan korkmayın. Şekil A.
Şu an Word. Hem de kırmızı Q. Diego o kadar anlamsız W'lar atıyorsun ki, o kadar alakasız. Peki devam ediyoruz. Minyon kesmeye devam ediyoruz. Avaraj Silver Jungle. Kırmızı Q atmaya gidiyorum. Genelde kırmızı Q'nuz geldiğinde koşun. Ama şimdi öküzlük yaparsanız yemezler. Yani örnek gösteriyorum size şimdi. Bak şimdi. Bunu da yedi değil mi? Öküzlük yapsanız bile yiyormuş arkadaşlar. Dümdüz kırmızı Q'yu alın koşun adamın üstüne yiyecek. Galiba erken çeksem öldürebilir değil mi? Aynen, erken çekemediğim için öldüremedim. Arkadaşlar kırmızı Q'nuz Vlad oynarken özellikle plat veya aşağısında oynayanlar için söylüyorum. Koşun sadece kırmızı Q'ya basın. Beyza tırmadan TP atacak buraya. Mitik eşya bitireceğim. Abi buradaki plate'i niye almadın, mal mısın? Yani tempo kaybı. Ben bunu alırsam. Şimdi şöyle, tempo kaybı ne demek istiyorsun diyeceksin bana. Şimdi buradaki plate'i almaya durursam eğer, buradaki şeye auto atak atmak zorunda kalırım. Ama Azir çoktan base attı. Ben bunu aldım. Geriye çektim karakterim. Base'e bastım derken Azir çoktan buraya gelecek. Ve ben mitik eşyasız belki oynayacağım oyunu. Dolayısıyla ben orada plate çoğu zaman erken oyunda ya da bu dakikalarda plate almak o kadar da önemli olmuyor. Tempo çok da önemli oluyor. Yani ne zaman base attın, adamdan ne kadar daha erken koridora geldin. Bu tarz şeyler çok da önemli oluyor. O yüzden plate almak yerine çoğu zaman erken oyunda base atmanız daha iyi, haberiniz olsun. Ve bana güvenin bu konuda, tamam. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Rahat olun, moralinizi bozmayın. Hiç önemli değil. Azir zaten bu da oyun başından beri bana yapması lazım. Daha yeni yapmaya başladı. Vlad oynuyorsunuz. Rahat olun, arkadan bakın. Bak şimdi Q attım. Q attım, geri çekildim. Gördün mü? Q atmaya çalışıyor. Ama ben o sırada can barımı dolduruyorum zaten. Bak birazcık güçlü şu anda Vladimir. Evet, yani ne yalan söyleyeyim, şu an güçlü. Ama Azir hala daha güçlü bir karakter. Bir tane kırmızı Q atarsam çeyrek can kalır, yarı can kalır. Çünkü bende bakın last stand var. Canım ne kadar azsa o kadar fazla vururum. Aynı zamanda kırmızı Q'muzu Vladimir oynarken kırmızı Q'muzu adamlara soul legit. Ama kırmızı Q'ma la kafa atıyorsun kırmızı Q'ma. Dünyanın en basit şeyi, üstüne koşuyorsam geri tıkla. Geri tıkla, üstüne koşuyorsam niye kafa atıyorsun? Rakibe kırmızı Q atarsanız daha fazla, Allah, daha fazla can emiyorsunuz arkadaşlar. Ya ne yapıyor bu çocuk? Allah aşkına. Ghost basıp Azir'i öldürebilirim. Gerek var mı? Yok. Yani Ghost'un flash'ı kalsın şu an. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Öleceksin değil mi sen illa onu? Peki. Lan dodge'da bari. Allah'ın cezası ya. Bunlar kim? Bunlar kim? Öldü Leona. Ve kaçıyorum buradan. Bunlar kim? Ne oluyor? Siz kimsiniz? Tristana ne olur kafama atlama ne olur. Ay, tamam. Base atıyorum. Ay 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 ay. Fenerbahçe, Fenerbahçe. Tamam. Öldü mü bir de? Oley be. Tamam, base atıyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Ben bu wave'i alıyorum çünkü Caitlyn öldü. Artı olarak mid lane'deki Kano wave'i kaçırdım. Onu eşitlemek için buradaki wave'i aldım ve dakika milyona yetişmek üzereyim. Konuşamadım, çok anladım. Mece'ye tıklıyorum. Ağabey, ben ne zaman Mece'ye tıklayacağım? Hiçbir zaman tıklamayacaksın. Eğer ki ölüm ortalaman 3'ten az değilse bakacaksın mesela. Şimdi karşılaşma geçmişini açtın. Bir maçta 4 kere ölmüşsün. Bir maçta 5 kere ölmüşsün. Diğer maçta 5 kere ölmüşsün. Diğer maçta 7 kere ölmüşsün. Öbür maçta 8 kere ölmüşsün. Mece'ye tıklamıyorsun. Bak bakıyorsun karşılaşma geçmişini açıyorsun. 1 kere ölmüşsün. 2 kere ölmüşsün. 3 kere ölmüşsün. Hiç ölmemişsin. 1 kere ölmüşsün. O zaman Mece'yi al. Bayağı salağı anlatır gibi oldu. Pardon. Ama anladınız demek istedim yani.
bakın burayı önemsemiyorum. Burayı kazandırabilecek bir karakter değilim şu anda. Oyunun bu dakikasında en azından. O yüzden minyon kesme ve ölmemeye odaklanıyorum. Bakıyorsun hemen minyon sayıma. Minyon sayıma bakıyorsun. Gayet iyi değil mi? İdare ederiz sanki. Niye MR alıyorsun ki? Merkür artı MR almış adam ve bir tane AP ben varım oyunda sadece. Yami sleeping. Gerçekten. Q atarsam baya fazla vururum Azir'e şu an. Ama Liandris'i var, dikkatli oynamam lazım. Aslında baya da iyi bir eşya. Vlad'ı en çok counterlayan eşyalardan bir tanesidir bu. Haberiniz olsun. Bir kırmızı Q ama beni hayata döndürür. Süper. Ghost'um geldiği zaman dive atmayı deneyeceğim Azir'e ama onun dışında menzine giremiyorum görüyorsunuz. Onur teşekkür ediyorum bu arada. Hoş geldin. Öldün. Kalkan da kurtarmayacak. Evet. Last stand'in vurdu damage'a bakıyoruz. Son direniş rününün. Hazırım çetapa. Son direniş rünüyle adamı öldürüyorum ben bu arada. Vladimir'le değil, son direnişle öldürüyorum. Evet. Burada ne yapıyoruz? Ayakkabı mı yoksa aşırı büyük sapa mı? Aferin. Bravo. Let me bot lane go mid lane guys. Şimdi biz burada niye bot lane'e geçiyoruz? Çünkü buradaki gold, buradaki gold'u almak lazım ve solo XP alacağız buradan. Bakın şimdi bak, spamlemen lazım, anlamıyorlar. Bir League of Legends, gümüşte oynayan bir League of Legends oyuncusuna 30 kere aynı şeyi söylemezsen anlamayacaktır. O yüzden olabildiğince spam ping at. Me bot, me bot, ben bot, ben bot, spam ping, spam ping. Mid lane'deki kule olmasına rağmen bot lane'de kuleyi verdiysen bot lane'e direkt geç. Tamam. 1v2 atabilir miyiz şu an? Bakayım, 7 killi bir Tristana var. Ultim gelsin, deneyebilirim. Korkuyorlar şu anki, çok normal. Ben bayağı güçlüyüm onlara göre. 1v2 atabilirim. Biz bota niye geçmiştik? Üstüme bir altlasana, double atsın üstüme. Leona'nın stun'ını yememek için Q. Nice. 1v2 çünkü level'da üstünüz, eşyalarımız çok iyi, ölmedik, minyon kestik falan filan çünkü erken W'ye bastım. Leona bana stun'a atamadı, Tristan canı çeyrek kaldı, Mece'yi kastık. Buradaki bot lane'deki kule alıyoruz, devam ediyoruz. Base atıyoruz, ne alıyoruz? Ayakkabı mı alıyoruz? Ne alıyoruz base atıp? Aşırı büyük dalga mı alıyoruz? Yoksa iyi bak bakalım parama. Niye ben bu kule için durdum? Ben bu kuleyi almak için niye durdum? Rabadon! Let's go chat! Let's go! Let's go! Peki nereye tıklıyoruz? Mid lane mi? Mid lane diyenler Archelios izlemiyor. Mid lane diyenler Archelios izlemiyor. Ama beni izliyorsan bot lane olduğunu bilmen lazım. Peki neden bot lane'e tıklıyoruz? Çünkü hala da alınması gereken bir 600 gold bulunmakta. Ben ne yapayım Azir'i öldürüp, ben ne yapayım Briar'ı öldürüp, ben ne yapayım Tristan'ı öldürüp. Benim umurumda değiller. Benim burada yatan güzeller güzeli 600 gold'um var. Hiçbir şey yapmadan oradaki gold'u alabilirim. Ve aynı zamanda buradaki koridorları da alabilirim. Bak şimdi izliyorsun. Minyon sayıma bakıyorsun. Ah bak. Bak, overlock makinesi ayağıma geldi bak. Ben minyon keserken olaylar yaşanıyor. Tabii ki bunu değerlendireceğiz yani. Ben niye değerlendirmeyeyim ki bunu? Bakıyorsun, evet. Evet. Overlock makinesi ayağıma geldi. İki kişi ulti. Hop, Mage'yiz. Pek umurumda değil açıkçası Leona da. Geri dönüp öldürecek Caitlyn'i, o yüzden... Anla ki tamam, Mece'ye yükü de aldı, 22 Mece'miz oldu. Ne yapıyoruz? Tekrardan bot lane'e tıklıyoruz değil mi? Bak, ben bot lane'de minyon kesmeye çalışırken killer ayağıma geldi. Emin ol, sen de minyon kesmeye çalış, killer ayağına gelecekti. Aa, bu ne? Kill ayağıma geldi bak tekrardan. Overlock makinesi, gördün mü? Oo oğlum, Azir Faker çıktı, ne oluyor? Bak şimdi minyon kesiyorum. Oo bak, Teemo beni öldürebileceğini zannediyor. Dünyanın en tatlı olayı. İzliyorsunuz. İzliyorsunuz. Sadece Q, EW. Basic Q ve EW. Last stand'in vurduğu damage'a bak. Son direnişin vurduğu damage'a bak. Benim canım azsa daha fazla vuruyorum. Bak, canım azsa daha fazla vuruyorum. Bunu unutma. Canın azsa daha fazla vuruyorsun.
Dengeli ya. Bayağı dengeli gözüküyor şu an. Canımızı fulleyelim. Ulti attım çünkü. Ulti attım adamı. Ultinin süresi dolmadan öldü. Aa, bu da öldü. Ultinin süresi dolmadan öldürürsem can direkt olarak geliyor ama ben bot lane'de minyon kesmeye çalışıyorum. Adamlar ayağıma gelip ölüyor. Peki bir önceki oyunda aynı senaryo olmamış mıydı? Ben ne dedim? Bu oyuna girince de aynı senaryo olacak demedim mi? Dedim ha. Yani dedim. Ve bir dahaki, bir sonraki oyunda da aynı senaryo olacak. Ben minyon kesiyorum, ayağıma gelip ölüyorlar. İzleyin. Tekrardan Archelos izleyenler nereye tıklayacağını biliyor. Bizim bu adamlar burada ölse Baron vers. Aa, bu kim? Bu ne? Yani ben bota tıklıyorum, adamlar ayağıma gelip ölüyor. Yani ben vallahi bir şey yapmıyorum. Yemin ediyorum bir şey yapmıyorum. Adamlar gelip ölüyor ya. Bak bu kuleyi alana kadar ben 13 kilo, bak bu kuleyi alana kadar 13 kilo oldum arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Ben kule almaya çalışıyorum. Adamlar geliyor ölüyor ben. Ve bu olacak. Adamları kovalamana gerek yok. Bırak minyon kes, ölme, adamlar sana gelsin. Kule al. Bak burada 600 gold atıyor. Ben niye Teemo öldürmeye çalışayım? Briar'ın ultisini yersek ölebiliriz. Şeyi var. Aynen, güzel dojadık. I got you under my skin. Bir dakika bekledim Tristana baitlemek için. Nice. Very nice. Yine kule almaya çalışırken adamlar ayağımıza geldi. Ve yine penta attık. Penta atarsın diyenler kazandı. Ne yapıyoruz şu an? Mid denetliyoruz. Evet evet, görmedim ayakkabı golünü. Ve son direnişin vurduğu hasara bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakın alt rün, anahtar rün değil. Anahtar rünün vurduğu hasarı gösteriyorum size. 2000. Alt rünün vurduğu hasarı gösteriyorum size. Tamam. O yüzden neden oynadığımızı anlıyor musunuz şu anda? Son direnişi. Ben öldürmüyorum adamları. Rün öldürüyor. Nereye gidiyor lan benim karakter? Sen de mi flash atacaksın? Hadi Baron alalım. Really nice champion. Vladimir'e Dilly Lance Champion deyip Vladimir'in en hard counter'larından bir tanesini oynuyor kendisi arkadaşlar. Yani mümkünatı yok aslında benim karakterimin ona karşı League of Legends oynaması. Özellikle anti heal ve bunu alan bir Azir. Anla kim? Hoş geldin. Tam bu eleman için aldım işte. Shadow Flame'i bu eleman için aldım. Demo çemiyor çünkü. Ve MR'ın ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz aslında Vlad'a karşı. Mid'e tıklıyoruz. Ghost geliyor. Oyunu bitiriyoruz. Valla ben zor bir şey yaptığımı düşünmüyorum ya. Haberiniz olsun. Ben bot lane'de minyon kesmeye gittim. Adamlar üstüme geldi, öldü. Mid lane'de ölme, minyon kes. Tabii ki de Ghost'u, Flash'ı kullanıp sola kill atabilirsin. Eğri kızartla birlikte. Koridor aşamasında ne zaman agresif, ne zaman agresif olmayacağını söyledim. Şöyle de bir olay var. Kamplandık. Çoğu insanın abi mid lane'e sürekli tıklıyorlar dediği bir senaryo yaşadık ve bir kere ölüp 18 kill aldık. Bir ego koşup öldü. Hem takım arkadaşımız trollüyor, hem kamplanıyoruz. Ona rağmen bu şekilde olabiliyor. Niye? Çünkü yani Vladimir ölmeyi başarabilen bir şampiyon değil. Düzgün yerlere kritik atarsan, W'nu, Ghost'unu iyi kullanırsan. Şu an hiçbir şansları yok karşı takım. Hoş geldin. Görüşürüz. Leona, hoş geldin. Görüşürüz. Başka var mı? 18 level'ım da şu anda, istediğimi yapabilirim. Bu adam hasar yemiyor çünkü MR'ı var. Hoş geldin, görüşürüz. Başka var mı? Aa, bu ne? Aa, tipe bak. GG, next game. Oo, bronz 4 olduk bir de. Demirden direkt bronz 4 olduk. Peki zor muydu maç kazanmak? Bakalım, hemen Graphs'ı açalım. Takım arkadaşlarımıza ihtiyacımız var mıymış bu maçı kazanırken? Zannetmiyorum.